Edgecam eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda finish işlemi özelliğini göreceğiz. Parçayı açtığımda şekildeki gibi kaba işleminin bittiğini görebilirim. Şimdi finish işlemeye geçeceğiz. Öncelikle takım seçmem gerekiyor. Şu anda kaba takımı aktif durumda. Önce bir takımı değiştir diyelim. Daha sonra yeni takım seçeceğiz. Bunun için takım hareketini takım değiştir. Tamam diyoruz. için kullanacağım takımı seçelim. Burada 35 derecelik takımı seçebilirim. Takım numarası bir önceki takım birdi. Bunu iki olarak belirleyelim ve de rengini seçelim. Finish için kullanacağım komut. Finish torna komutu. Burada kaba işleme benzer bir arayüz var. Ters kesimleri yok yoksa seçiyorum. Eğer kavada seçtiysem burada da mutlaka seçeceğim. Offset'lerim yok. Yani 0'a 0 bir işleme yapacağım. Eğer mevcut kütüğü kullanacaksa mevcut kütüğü kullan komutunu seçiyorum. Ancak burada ihtiyacım yok. Kütüğü güncellenmişim için kütüğü de görebiliyorum. Radius telafisini mutlaka G41-42 kullanmayacaksam telafi olarak seçiyorum. İlerleme değeri yine kullanacağım malzemeye göre seçebilirim. Eğer Blend komutunu seçersem de değişken offset verdiğimde takımın bağlantısını yumuşak olarak sağlamış olacağım. Yaklaşma bağlantılar da kaba işlemi de olduğu gibi boşta güvenli olarak yaklaştıralım. Giriş ve çıkışları eğer giriş çıkış aynı seçersem girişte kullandığım açı uzunluk yarıçapı göre aynı değerler, çıkışta kullanacak bunu iptal ederek de çıkış için farklı değerler girebilirim. Parçaya baktığımda çıkış için arkada burada bir duvar olduğu için belli bir açıyla geri çıkmasını isteyeceğim. Şu an için bu açıyı örneğin 45 derece 1 olarak verelim. Oradaki takım yoğunluğuna göre bunu değiştirebiliriz. Burada girişe çıkışta mesafeler verdiğim için profili uzat dememe gerek yok. Kontrol kısmında sadece belli bir mesafede kesme yapacaksam o değerleri girebilirim. X, Z için toleransımı verebilirim. Ters yön seçersen de takım kesme yönünü değiştirebilirim. Aşağı işleme kısmında takım normal şartlarda profili takip ederek gidecektir. Ancak aşağı kesme izin ver dediğimde takım dik duvarlara geldiğinde önce ilerlediği yönden boşta geri çıkacak ve o dik duvarı yukarıdan aşağı keser geçecek. Burada ilk kenar dahil sadece dik duvarlar veya sadece yataylar şeklinde ayarlayabilirim. Belli bir açı sınırı verebilirim veya duvardan belli bir mesafe geldiğinde geri çıkmasını yapabilirim veya radyüste içe girecek bir değer girebilirim. Burada herhangi bir değer seçmeyeceğim. Köşeler kısmında yuvarlak seçersem yuvarlak yani radyüs takım yolu, keskin seçersem keskin bir takım yolu oluşturur. Radyüs kır ve pa kır seçenekleri seçersem de köşeler keskin olsa dahi burada gireceğim pa veya radyüs değeri kadar o keskinlikleri kendi radyüs kırar veya pah kırar. Tamam diyorum. Tam dedikten sonra her zaman olduğu gibi bizden profil istiyor. Profili seçiyorum. Sağ tuş. Yönü şu andaki o sağdan sola ancak sol tuşa basarak bunun yönünü değiştirebilirim. Ben sağdan sola olduğu için burayı seçiyorum. Sağ tuş. Başlangıç ve bitişi gösteriyor. Ben zaten kendim uzatmalar için Herhangi gibi seçim değişikliği yapmayacağım. Sağ tuşa basıyorum. Ve takım yolu oluştu. Simüle et dediğimde. Takım. Direkt alttan yukarıya doğru geldi. Orada bir değişiklik yapacağız. Devam edelim. En sonda da burada kaldı. Burada da bir değişiklik yapacağız. Öncelikle alına bakalım. Takım formum eğer burada bitmiş olsaydı direkt dışarı çıkacaktı. Ancak benim profilim aşağı doğru devam ettiği için bu hizada 1 metre bir uzantı verdi. O zaman benim buradan bir randuslu yaklaşma yapmam gerekiyor. Yaklaşmalarda 90 derecede ikilik bir girmesini sağlıyorum. Ve böylece takım yumuşak bir şekilde girişi sağlamış oldu. Şimdi çıkışa bakalım. Çıkıştaki sorunumuz da 45 dereceyle bu yöne değil de diğer yöne gelmesini istiyorum. Yapmam gereken şey buradaki açıyı değiştirmek. 135 derece verdiğimde geri çıkmış olacak. Ve buradaki mesafeyi de biraz daha yükseltebiliriz. Bir değil de örneğin 3 metrelik bir geri çıkma yapabiliriz sağ tuş işlenen bölge diyerek de takımın her yeri işleyip işlemediğini kontrol edebilirim. Ve baktığımda formumu 0'a 0 işlediğini görüyorum. Şimdi işlenen bölgeyi iptal edelim. Takımı saklayabilirim çünkü takım yolunun doğru olduğuna eminim. İşim bittikten sonra eğer farklı bir takımla devam edeceksem mutlaka takım hareketin takım değiştir diyorum ve takımı da emniyetli bir bölgeye göndermiş oluyorum. Şimdi simülasyonda finişlemeyi görelim. Eğer sadece finish tornalama işlemi görmek istiyorsam, finish tornanın üzerindeki yere sol tuşa basıyorum ve o ana kadar yapılan işlemler, yani kaba işlemleri otomatik olarak işlemiş oldu, hızlı düşürüp, simülasyonu çalıştırdığımda direkt finishlemeye görebilirim. Bölgeleri kontrol etmek için renklendirelim parçanın üst formunun yeşil yani bittiğini görebilirim. Sadece alında delik ve bir tane üstte kanal formum var. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.